Herkese merhaba arkadaşlar, Kerem Bilans kanalına hoş geldiniz. Birazcık videolara ara verdik, daha doğrusu oyun videolarına ara verdik. Sizler için bu videoyu hazırlıyoruz. Bu videomuzun içerisinde de almış olduğumuz yeni ekran kartını sizlerle birlikte açacağız arkadaşlar. Hepsi burada KOM'dan aldık, yeni geldi elime. Benim ekran kartım 1 GB ATI 6850 serisiydi arkadaşlar. Biraz eski kaldı ama 256 bit filan bizi kurtarıyordu biraz. Grafik açısından tatmin etmese de ihtiyacımızı karşılıyordu ama artık yeni oyunları kaldırmaz hale geldiği için uzun zamandır planladığım ekran kartına sonunda kavuşmuş bulunmaktayım. Hepsi burada da bir indirim vardı. KDV indirimi arkadaşlar. Ondan yararlandık ve dolar çıkmadan önce biz bunu aldık. Yaklaşık 500 lira gibi bir karımız da oldu. 1250 liraya geldi diye hatırlıyorum. İçinden ne çıkacak çok merak ediyorsunuz. Hangi ekran kartını aldığımı merak ediyorsunuz. Ben tabii ki biliyorum ama birazdan sizlere açtığımızda hep birlikte göreceğiz bu ekran kartının ne olduğunu. Artık bu ekran kartı üzerinden yeni oyunlarda, farklı oyunlarda çekeceğiz. PES 2018 devam edecek ana ligimize. 2019 çıkmak üzere. Ona da başlayacağız büyük ihtimalle yakın zamanda çıktıktan sonra. Bildiğiniz üzere beni takip edenler videolarımda görmüştür. Ekran kartım görüntü vermez hale gelmişti. Biz fırınlama yöntemi vardı, onu deneyelim dedik. Fırınlama yöntemi de bildiğiniz fırına atıyorsunuz arkadaşlar. Ekran kartını pişirdik yani. O videoyu izlerseniz arızalı ekran kartlarınız varsa belki çalışacaktır ve kaldığı yerden devam edecektir. Ben o ekran kartını o şekilde çalıştırdım ve hala çalışıyor. Arada bir sıkıntı yarattı mı? Yarattı ama gene fırına attım. Gene çalıştı. Yani arada bir pişirmek gerekiyor ekran kartlarını diyebiliriz. Fazla uzatmadan kutu açılışımızı yapalım arkadaşlar. Şöyle hemen makas yardımıyla kutuya da zarar vermeden içinden ne çıkacağını da bilmiyorum. İnşallah arızasız, sıkıntısız bir kart gelmiştir diye kendimizi alıştıralım diyoruz. Şöyle şuradan da bir kutuya zarar vermeden ekran kartımızı açıyoruz arkadaşlar. Evet, kutusu da bayağı büyükmüş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kutuya artık ihtiyacımız yok. Kutumuz şahane bir kutu. Anakart boyutunda. Vallahi bu kadar büyük çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Arkadaşlar MSI markası. MSI ama Gaming X modeli arkadaşlar. İki model var bunda. Bu biraz daha şey yapılmış, teferruatlandırılmış, biraz daha hızlandırılmış bir kart. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. iPhone serilerindeki S gibidir arkadaşlar. GeForce'un 1050 Ti'sini aldık arkadaşlar. 4 GB'lık ekran kartımız. Burada 4 GB yazıyor mu? Evet, şurada yazıyor. DirectX 12 uyumlu PCI Express 3.0 arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kartımız bu şekilde. Sizlerle açacağız. Arkasında da bayağı bilgileri var. Performans nasıldır bilemiyoruz. Hep birlikte deneyeceğiz. Ama bizim eski kartımıza göre tabii ki üstün performans olacağını tahmin ediyoruz. Evet, MSI'ın ilk açılışta hemen bir garanti belgesi, kullanım kılavuzu çıktı daha doğrusu. Garanti belgesi de arkada. Penta firmasından temin ediyor hepsi burada. Ve 3 yıl garantili arkadaşlar bu kart. Kimi yerlerde 2 yıl ama hepsi burada da 3 yıl olarak alıyorsunuz. Penta garantisiyle size ulaşmış oluyor. Şöyle bir hızlıca açalım. Şahane bir kutu arkadaşlar. Yani şu kutu şöyle göstereyim size. Çok da iyi. Şunu da atalım aşağıya. Gerçi şöyle kalabilir burada. Gözüküyor mu bilmiyorum kamerada ama o şekilde kalabilir. Şöyle ben kendime mi çevirsem size mi çevirsem ilk önce kendim göreyim istiyorum. Şu şöyle bir kitapçıklar var büyük ihtimalle içinde. Koruyucu kaplarımız, registreliyor, kayıtla ilgili, MSI'ya kayıtla ilgili belgemiz, kartımız burada. Bu karta birazdan bakacağız. Bayağı da almış arkadaşlar. Soğutucusu, bu kartın çok özen verilmiş bir soğutucu. Diğer kartlara göre, bunun işi bitti. Diğer kartlara göre daha sessiz çalışıyor arkadaşlar. Mesela bir film izlediniz veya grafikler az olan işlemlerde
fanlar devreye girmiyor ve sizi sesten uzak tutuyor desibel olarak. O yüzden sesleri iyi ve bayağı memnun olan arkadaşlarımız var. Evet arkadaşlar, şimdi hemen bunu açalım. Şu kutuda bize şey yapmasın, engel olmasın. Burada da kitapçıkları var ve kablo bağlantıları var diye tahmin ediyorum. Ama hiç kablo bağlantısı çıkmamış mı içinden? Aa, eskiden bilgisayara bağlantı, kablo bağlantıları, dönüştürücüler filan çıkardı ama şu anda onları göremedik. O bir eksi arkadaşlar. O dönüştürücülerin olması lazım. Herkes onu temin edemeyebilir. Şu karta geleceğim birazdan. Şunlara bakalım. Evet, bunlar stickerlar arkadaşlar. Şöyle stickerlar çıkıyor. Gördüğünüz üzere kasanıza filan yapıştırabilirsiniz. CD'si var. Bir de kitapçık vermişler. Burada da şöyle İngilizce olarak karikatürler var. Ve kullanım kılavuzları falan filan. Türkçe olarak da yer alıyor arkadaşlar burada. Türkçe anlatımı da mevcut. Bunları zaten biz kurarken bakacağız. Ama şu karta artık bir ulaşalım. Şöyle hemen açalım. Evet. Kartın manyetik alan oluşmaması için fazla plaketlerden tutmayın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere şöyle ben size çevireceğim. Şahane bir kart, biraz ağır arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani bu da kaliteli olduğu anlamına mı geliyor artık bilemiyorum. Şahane ve şurada ledler var arkadaşlar. Ledlerin yandığını da söylediler. Fan soğutucuları, farklı kanallar var üzerinde. Ve koruma yapmışlar arkadaşlar. İstediğiniz yeri kullanabiliyorsunuz. Bunları takabilirsiniz. Aynı şekilde şuradan tutuyorum ama burada da bir koruyucusu var. MSI'ın gördüğünüz üzere. O koruyucu da elinizin değmemesini sağlıyor. Kartımız sıfır. Sıfır olduğu çok anlaşılıyor arkadaşlar. Yani kafanızda soru işareti olmadan bu kartı hepsi buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiyemdir. Arada bir indirimleri oluyor. Hele onları yakalarsanız daha da iyi oluyor. Kartımız bu şekilde. Artık performansını birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. İnşallah bizi tatmin edecektir ama açamayacağı oyun yoktur diye düşünüyorum. Bizim PC sistemimiz diye geri kalan özellikler de iyi düzeyde. Belki zamanla onlar da yenilenir ama şu anda bir tek ekran kartı sıkıntımız vardı. Onu da gidermiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videolarıma devam edeceğim. Analitik videoları devam edecek arkadaşlar. Yorumlara katılıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Transferleri elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Birçok ünlü oyuncu da aldık zaten. Ve bunun yanında farklı oyunlar da sizler için ben çekeceğim. Orada anlatacağım. Yamalardan bahsedeceğim. Yaşadığınız sıkıntıları gidermeye çalışacağız oyunlarda. İnşallah sizlere zevkli zaman geçirtebileceğiz. Ben şimdi bunu sabırsızlıkla denemek istiyorum. Denedikten sonra belki bir video daha çeker, sizlerle paylaşırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi hoşça kalın.